Kung Fu TV takipçileri. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Böyle ara ara kısa videolarla sizle birlikte olacağız. Ama uzun videolarımız, eğitim videolarımız devam edecek. Bir sonraki videomuz Kartal Tavosu'yla çok yakında yine sizlerle olacağız. Evet, daha önce de öğrettiğimiz yerden kalkışlardan diyelim ki sırt üstü düştük. Evet, burada bu şekilde kalkıyoruz. Bu birinci tekniğimiz, bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz. Yani hızınızı kesmeden geriye düştüğünüzü düşünelim. Ayakla birlikte ata arkaya gittiniz. Ayağın arkaya gittiğini düşündüğünüz zaman bunu ta buradakini hemen hıza çeviriyorsunuz. Ellerle destek verip ayağa kalkıyorsunuz. Bunu yapmak için ayağa, tekrar hatırlatalım. Ayak, bakın oturduğumuz yer, oturduğumuz yere doğru balık gibi yukarıdan aşağı doğru ayak oturduğumuz yere doğru kendini fırlatacak. Hatta daha arkaya bile gidebilir. Bunu ilk önce buradan gidin ve her seferinde gittiğinizde dizleri kırmadan ayağı yere değdirin, hızla öne gelip kapanın. Gidin, ayağa değdirin ama her seferinde ellerimiz omuzun yanına gelsin. Geriye her gittiğimizde ellerimizi iki yandan omuzun buraya atıyoruz. Çünkü ayakla fırlattığımızda ellerle de destek veriyoruz. İkinci olarak da ayağı fırlatırken vücudumuzu da sanki ileride bir şeye uzanacakmış gibi ileri fırlatmamız gerekiyor. Hop. Bazıları yani esneklik kazanmadığı için ayaklarını bu şekilde götüremiyorlar. Veyahut da böyle götürdükleri zaman arkaya vücut yığıldığı için kendisini atamıyor. Bunu yapan öğrencilerimiz şunu yapıyorlar. Ayaklarını göğüse çekiyorlar. Burada da yine bakın, ayakları yukarı doğru fırlatın. Diyelim ki bunu yapamıyorsunuz, esnekliğiniz zayıf. Ayak buraya geliyorsa buradan da yine aynı teknikle kalkış yapabilirsiniz. Bazen de ani düşmelerimiz de yine geriye düşüşlerde aynı şekil, bakın düştük. Hop. Bu da bir kalkış. Yani hem geri takla, yerden geri takla olarak anlatıyoruz ama bazen bu şekilde kalkmak daha pratik olur. Yani düştüm, geriye gidiyorum, ayağım hemen hop ne yaptım? Yukarı fırlattım. Bakın burada da yine eller omuzun yanına gidiyor. Ayakları geriye doğru değil, bakın dikkat etmeniz gereken, ayakları bu tarafa doğru değil, yukarı doğru fırlatıp ellerime destek verip kendimi havaya atmaya çalışıyorum. Ve her seferinde kafamı aşağıdan çıkarıyorum. Düştüm, hop, bu. Şimdi bunu yine farklı açılardan, buradayım, bakın düşüyorum, hop, bu şekilde kalkışımızı yapıyoruz. Yani yerden kalkmak illa, hani bazı takipçilerimiz diyor yerde düştük iki saat kendimizi fırlatamıyoruz. Evet, bu da bir yerden kalkıştır. Veyahut da farklı şekillerde düştüğümüzü düşünelim. Yere düştük, bakın diyelim ki yan düştük, hemen buradan hop yere kalkıyoruz. Yani bunlar bize savunurken kalkmayı sağlıyor. Yani karmaşa içinde düşmüşüm yere, bir yandan hemen etrafımdan bana gelebilecek saldırılara karşı ne yapıyorum? Ayaklarımı kullanmış oluyorum. Evet, ikinci kalkışımızda çalışmak için de buradan ilk önce arkaya dönmeyi bir yapın. Kendinizi bir şekilde buraya atın böyle. Evet. Atın. Gitgide gitgide bu şekilde yukarıdan atmaya çalışın. Önce dizinizin üstüne düşebilirsiniz. Yumuşak zeminde deneyin. Sonra zaman içinde bunu böyle ileri geri yaparak geliştirebilirsiniz. Evet, bu da ikinci kalkış türü.